Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber 0 TL ile nasıl spor yapılır onu göstereceğim. Aslında size merhabalar, bize günaydın. Saat şu anda sabah 8. Tabii bu videoyu dünya şampiyonu Bediha Taş Yıldız ile birlikte çekeceğiz. Bediha merhaba de. Merhaba, herkese günaydın. Günaydın. Bediha'nın gözlerden belli zaten sabah oldu. Tabii ki de spora başlamadan önce kesinlikle açma gelmemi yapmam gerekli. Özellikle de çalıştıracağım kas gruplarına. Biz tabii ki ısınmak için koşacağımız için özellikle de bacak kas gruplarımızı açma gelmeye başlıyoruz. Bediha, hemen başlamışsın beni beklemeden. Evet, hemen başladım ben. Evet, şimdi ben de bir açma germe yapacağım. Ondan sonra programımızı da söyleyeceğim. Köy kahvaltısına gelen Nutella gibisin. Bu lafı nereden duydun? Üsküdar Hoca'dan. Üsküdar Hoca'ya o zaman bir selam söyleyelim. Selam söylüyorum. Asya'yı da çok seviyorum. Asya, evet, Üsküdar Hoca'mızın kızı. Nasıl gidiyor? Biraz konuşalım istersen. Hava çok soğuk. Ben çok üşüdüm ayrıca. Yani hava genel olarak soğuk. Belgrad bu pazar gerçekten çok kalabalık. Normalde biz haftada 3-4 gün geliriz ama ben ilk kez bu kadar kalabalık gördüm. Artık bizim şansımıza mı dinlediğim. Evet. Ama ortam gayet güzel. Isındıktan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben hazırım. Ya ben de Belgrad'a çok gelmek istiyordum. Bediha beni İstanbul'a gelmişken kırmadı. Ve Belgrad'a geldik. Programa başlayacağız şimdi. Germemizi yaptık. 10 dakika bir ısınma koşusu yapacağız. Daha sonra da programı sırayla gerçekleştireceğiz. Evet. Hazırız değil mi? Hazırız. O zaman başlayalım. Yaklaşık bir 16 dakikaya tekabül etti ısınmamız. Evet. Ne kadar koştuk? Toplamda 3 kilometre koştuk. Zaten burada gösteriliyor kilometre. Gösteriliyor. 500'den. Şu an tam 3 kilometredeyiz.
Evet, yani bu ısınma koşumuzdu. Şimdi bir açma germe yapacağız tekrardan. Başlangıçta germemizi yapmıştık ısınmadan önce. Ondan sonra bir dairesel antrenman diyebiliriz. Çeşitli hareketlerden, zaten o programı da yazmış olacağım, bir antrenman programını. Şimdi biz bir açma germe yapalım. Açma germemi gerçekleştirdim. Beda hazır mıyız? Hazırız. Evet, Beda hazır ise programımız şu şekilde. 15 saniye boyunca, evet 15 saniye boyunca yüksek diz çekeceğim. 15 saniye şınav yapacağım. 30 saniye dinleneceğim. 15 saniye jumping jack yapacağım. 15 saniye mekik, 30 saniye dinleneceğim. Tekrardan 15 saniye squat yapacağım. 15 saniye shoulder taps, yani şınavda omuzlara dokunuyorum. Evet. 30 saniye dinlendikten sonra 30 saniye boyunca birinci, yani bir setin sonunda burpee yapacağım. Sever misin burpee hareketini? Hiç sevmem ama yapacağım mecburen. Ben burpee'yi çok seviyorum. Bu şekilde ve biz bunu 3 set yapacağız. Süre için telefonu kullanacağım. Evet. Dinle. Evet, 30 saniye dinlenmem var. Daha sonra 15 saniye jumping jack, 15 saniye mekik. Yere yatacağız ona göre. Evet, havlunu al istiyorsan. Havlumu alayım ben. Hazır. İlk şey. Başla. Şuraya bak. Evet. Şimdi 15 saniye boyunca squat yapacağım. 15 saniye shoulder taps. Evet, şimdi 30 saniye boyunca burpee. Evet. Birinci setim bitti. Beliha. Çok yorulmadın. Yoruldun mu? Yoruldum. Evet, ben fazla yorulmadım. Evet. Alan taş olduğu için ve ıslak olduğu için normal antrenman zemini gibi değil. Açıkçası beni yordu. Yalan konuşmak istemiyorum.
Evet, şimdi yani bir program 3,5 dakika sürdü. Biz bunun yarısını alacağız aslında. 2 dakika bir dinlenme koyacağım. Daha sonra bir set daha, bir set daha programımızı gerçekleştireceğiz. Dinlenme süremi başlattım. Beda gel istersen bu sevdiğin oturuşu yap. Bence bu 2 dakika dinlenme süresinde de sohbet edelim mi? Olur. Evet. Beda haftada kaç gün antrenman yapıyorsun? Haftanın 6 gün antrenman yapıyorum. Evet, normalde Beda haftanın 6 gün antrenman yapar. Yani konuştuğumuz sohbette. Bir günü de off olur, dinlenir. Evet. O günü de pazar. Arkadaşlar evet. Ama bugün kendimden bir fedakarlık ettim ve bu videoda olmam gerektiğini düşündüm. Evet. O yüzden Abdülkadir hocama yardım ediyorum. Videomuz 0 TL ile spor yapmak. Evet. Çok aslında her ortamda yapabileceğimiz bir şey. Kesinlikle öyle ve çok güzel bir fikir yani 0 TL ile spor yapmak. Günümüz zamanında bu pek mümkün değil açıkçası. Ama biz bunu aslında herkes spor salonlarını tercih ediyor. Evet. Ama biz bunu Belgrad Ormanı'na gelerek mümkün hale getirdik. Evet, ayrıca buraya da arabayla da gelmedik. Onu da söylemek istiyorum. Evet. Buraya yürüyerek girdik. Normalde buraya giriş ücretli. Yorumlara arkadaşlar nasıl 0 TL diye sorarlarsa onu da buradan açıklamak istiyoruz. Biz buraya yürüyerek girdik. Bedavaya girdik yani. Evet, 30 saniyem var. Toparlayayım ben set arası konuşmasını, sohbetini. Kısacası şu, spora bahane üretmeyin. İstediğiniz yerde yapabilirsiniz. Kesinlikle. Antrenman programı. Ya düz koşu yapsanız bile 20 dakika bence yeterli. Ama tabii bu şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Hı-hı. Ve bence çeşitlendirin. Branşınız neyse arada. Bence bir de bu şekilde çok çok daha keyifli hale geliyor. Ortam güzel, orman, oksijen. Hava güneşli, arada yağmur attırıyor ama bence gayet hoş bir ortam güzel var burada. 10 saniyemiz var. Evet. Başla. Şınav. Ay Şınav. Geçti. Oksijen fazla geldi. Oh, yeter. Evet. Geçirdik az. Kaptırdık kendimizi. Arkadaşlar oksijen fazla geldi dediğim gibi. Kesinlikle Belgrad'da spora bekliyoruz sizi de. 3, 2, 1. Evet, dinlenmemiz başlıyor. Dinlenme arasında yine set arası sohbetler. Şu arkadığınızda görmüş olduğunuz köpek. Girişte tanıştık. Bayağı bir
bizde geldi. Biraz önce kayboldu zannettim ama yine gelmiş. Buradan da... 3 kişi spor yapıyoruz. Evet. Doğanın güzellikleri. Kesinlikle sokakta veya yolda gördüğünüz bir köpeğin başınızı okşamasını, okşamanızı tavsiye ederim. Peşimizi bırakmadı gördüğünüz gibi. Evet, son setteyiz. 3. set. Evet, ben çok keyif alıyorum ve başlıyoruz. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 7 hareketten oluşan bir setim vardı. Bunu 3 set yaptık. Gayet ben keyif aldım. Az çamur olsak da bence hani işin en keyifli yanı. Şimdi sporumuzu bitişe kaç kilometre var? 3 kilometre var şu 3 kilometre. Jok atarsak ya. Jok atarsak. Jok da atarız. Belki yürürüz de çünkü. 15 dakika bir koşumuz daha var. Yürümeyiz. Koşarız. Medya kaçmaya çalışıyor. 15 dakika daha bugün, koşup sporumuzu... Bugün off günüm o yüzden. Evet, tamamdır. O zaman görüşürüz. Jog için sahaya çıkıyoruz. Koşunu tamamı çekemiyoruz. Telefon bize mani oluyor aslında. Değil mi? Kesinlikle. Evet, her şeyi onaylıyor gördüğünüz gibi. Ne güzel. Yeter. Evet. Hakikaten yeter. Oh. Videomuz bu kadar. Ben çok teşekkür ediyorum Bediha'ya. Ben beni kırmadığı ederim. İçin. İstanbul'da bana eşlik etti. Evet arkadaşlar, spor için bahane yok. 0 TL ile nasıl spor yapılır onu gördük. Bediha etrafa bakıp çok gülüyor. Çünkü herkes baktığı için konuşurken çekiniyor. Aslında sen kameralara ve seyircilere alışkınsın. Alışkınım da bu kadar kalabalık bir ortamda hiç çekim yapmadığım için biraz garip geldi. Bir de orada sanırım seni herkes tanıyor, burada tanımıyor. Gerçi bir kişi çıktı, aa Bediha değil mi dedi o. O da Muay Thai'cıymış. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir şey demek istiyor musun? Herkese teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Bir şey daha demen lazım. Fight to Conquer YouTube hesabını takip edip ayrıca bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, görüşmek üzere.